Evet arkadaşlar videolar atmaya devam ediyorum. Hemen hızlı bir giriş yapayım. Eğer kursunuz başladıysa ve kursa başlamadıysanız halen devam etmiyorsanız ve tatildeyseniz bu videoyu kapatın çıkın bu videoda. Öbür türlü dershaneye gitmiyorsanız amenna gitmeyebilirsiniz. Ben illa dershaneye gidilecek taraftarı değilim arkadaşlar. Böyle bir taraftarlığım yok. Gitmeyebilirsiniz. Ama ciddi bir çalışma yapıyorsanız kalın bu videoda. Onu söyleyeyim ben size. Arkadaşlar yaz tatili bitti artık. Yani bazı arkadaşlarımıza bakıyorum yaz tatili modundan halen çıkamıyoruz. Neden çıkamıyoruz arkadaşlar? Sınavımızda o 10 ay kaldı. Yani 9 10 ay kaldı sınavımız. Artık bunu ölü topraklarını ne yapalım? Üzerimizden atalım arkadaşlar. Dershaneniz başladı. Dershaneniz başladı. Sınıf belirleme sınavlarımız oldu. Sınıfa girdiniz, baktınız arkadaşlar. Ee, sınıf size göre değil. Bakın, benim kanaatim sınıfın 1, 2, 3 olması çok önemli değil. Tamam mı? Sınıfta iyi ders dinleniyor mu arkadaşlar? Önemli olan bu. Sen o sınıfta iyi ders dinliyor musun? İyi verim alamıyor biliyor musun? Dinleyen arkadaşlar mı var o sınıfta? Tamam mı? İki de bir geyik yapılan işte muhabbet edilen şu bu hocanın da buna ayak uydurduğu falan filan böyle bir sınıfta işin yok arkadaş. O yüzden bu dershaneye geldiğin zaman başladığında ki şu an başladı büyük büyük çoğunluk başladı zaten. Arkadaşlar dikkat etmen gereken bu. Ya yani sınıfta dersi dinleyebiliyor musun, dinleyemiyor musun? Önemli olan bu arkadaşlar. Tamam mı? Ee, bir diğer mesele de her zaman şunla yetinmeyeceksin. Yani bana bir program verildi. Dershanede bu yapılıyor. Bu yapılıyor. E, bunun üzerine çok bir şey ilave etmem. Olmaz arkadaşlar yani. Olmaz. Her zaman verilerin bir ötesine gideceksiniz. Bir üstünü yapmaya çalışacaksın. Tamam mı? Ne kadar veriliyor bir sen iki yapmaya çalışacaksın. Ki yap ki bir ağır gelmesin sana. Tamam mı arkadaşlar? Yani bunlara dikkat etmemiz lazım. Şimdi e, bakıyorum ben bazen çok kızıyorum arkadaşlar. Bazı arkadaşlar hala rehavet içerisinde. Hocam günlük işte 5 saat 6 saat çalışıyorum. Kendimi de çok yormadan işte yoluma devam etmeye çalışıyorum falan filan. Sonra sıkılırmışım. Çok fazla çalışırsam sıkılırmışım. Geçin bunları arkadaşlar. Geçin bunları. Yani e, şunu ben illa herkesin okuması taraftarı değilim. Bakın hele hele bu devirde Kesinlikle herkesin okuması taraftarı değilim. Yani okumayanlar da iyi para kazanıyorlar, okuyanlar da iyi para kazanıyor. Bu tip arkadaşlar, ya hocam rahat rahat çalışıyorum ediyorum falan filan bilmem. İşte bana yetiyor bu. Yani diyen arkadaşlar ya zaten ileride sıkılışım, sıkılırmışım falan. Niye kendinizi yoruyorsunuz? Niye kendinize eziyet ediyorsun? Niye ders çalışıyorsun? Çalışmayın ya. Çalışmayın, gidin iş hayatına atılın yani. Arkadaşlar bir işi yapıyorsanız tam yapacaksın. Tam yapacaksın. Hayatın her kademesinde böyle. Bir işi yapıyorsanız tam yapacaksın. Başından sonuna planlı, programlı. Tamam mı? Öğrenci kendine ders çalışmada alt sınır koyar. Ben en az 9 saat çalışacağım. En az 9. O onun artık alt sınırıdır. İlerisine devam eder gider. Öğrencinin ders saati yoktur. Kendine sadece alt sınır koyar öğrenci. Bu çok önemli arkadaşlar. İlla şunu demiyorum bakın kursa gideceksiniz diye bir şey demiyorum. Hatta benim şöyle bir tezim var. İyi öğrencilerin yani ilk 50 bin altyapısı güzel okulda iyi bir altyapı almış öğrencilerin dershaneye gitmesine bile gerek yok aslında. Bunu açık net söyleyeyim. Çünkü YouTube gibi online platformlar bir sürü var arkadaşlar. Udemy, Youtube falan filan. Buralarda arkadaşlar bir sürü ustalar var. Bunlar rahatlıkla bu bilgileri de edinebilirsin. Ama bazı arkadaşlarımız var. Hocam benim birebir derste dinlemem lazım. Alt çok kötü. Tamam dershaneye gidersiniz. Ama dershaneye de gidiyorsanız lütfen arkadaşlar bu dershanenin hakkını verin. Dershanenin hakkını verin. Bir diğer mesele de Arkadaşlar yani daha önceki videolarımda da anlattığım yani ben programımı bir türlü oluşturamıyorum. Nasıl oluşturacağım? Kafana göre bir program oluştur. Kafana göre bir program oluştur. O program zaten nihai bir program değil. Değiştireceksin onu zaten. Zaten değişmeyen program sağlıklı bir program değildir. O programı zaten değiştir. En kötü programı yap kendine. En kötüsünü yap. Ama bir programın olsun. Bir yerden başla. Tamam mı? programı değiştireceksin derken de komple altından girip üstünden değil, ufak tefek ilave çıkıntılar yapacaksın Şey, ne nasıl yapacaksın onu da ilave çıkıntıları eksiklerini gördükçe. Eksiklerini gördükçe ilaveler yapacaksın, çıkarımlar yapacak. Tamam mı? Bu her zaman olacak zaten Evet. Yani bu videonun da arkadaşlar dediğim gibi bazı arkadaşlarımızın kendisini sirkelemesi lazım. Ee, kurslar başladıysa bir an önce artık tatil modundan çıkıp kursa gidip işini ciddiye alın. Bir şey daha hatırlatıp videoyu kapatayım. Arkadaşlar tutup da 1,5-2 saat ötedeki kursları gitmeyin ya. Allah rızası için gitmeyin şu kurslara ya. Ya yolun git 2 saat. Gel 2 saat etti 4 saat ya. Arkadaşlar kendinize yakın olan kursları seçmeye çalışın. Lütfen. Ya böyle bir şey mi olur ya? Ya beynine senin ders mi enjekte ediyor adam ya? Bütün kurslar aşağı yukarı aynı ya. Sadece öğrenci farkı var. Bak hocaların hep aynı. Kiminde iyi öğrenciler var, kiminde biraz orta öğrenciler var yani. Ama uzak olan kursu arkadaşlar çok dikkatli olun. Yarım saat 45 dakika en fazla, en fazla olmaz. Yarım saat. 45 dakika. Evet e şimdiki videomu burada noktalandırıyorum arkadaşlar. Yine sizlerden gelen öneri, tavsiyeler olursa bunlarla ilgili yorumlara yazabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Bakın çok faydalı videolar yapıyoruz. Ondan sonracıma arkadaşlar beğeni atmayı unutmayın. Bildirimleri muhakkak açın. Tamam mı? Görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Abi.